Selam. Selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Güzel bir pazar gününde çok tatlı evet. Bir sohbet yapacağız seninle. Heyecanlıyım güzel, o yüzden bayağı. Güzel, bereketli bir pazar olsun. Aynen, herkese iyi pazarlar. Son karantina olur inşallah. Sanırım öyleymiş. Son evden çıkmama hafta sonuymuş. Zaten birinde de artık yollar hazır açıldığı için bilmiyorum. Herkes bence bir yerlere gidecek gibi gözüküyor. Bence de gidecek. Öyle görünüyor. Benim bayağı böyle günlerdir bavulları hazır kapının önünde bekleyip hani düdük çalındığı anda böyle direkt fırlayacağız diyen arkadaşlarım var. Tabii bilmiyorum bizi izleyenler şu anda bir tatil planı yaptılar mı ama herhalde herkesin genelde ilk koşacağı yer böyle sevdikleri, ailesi, büyükleridir diye düşünüyorum. Ama tabii... Muhtemelen. Müge, istersen biz bu senin yüzünü katılımcılar göremiyor olabilir. Şu yorumları kapatacağız. Tamam. Evet, kusura kapatayım. Bakmayın. Ya hiç sevmiyorum Evet. Aslında bu yorumları kapatmayı Aslında ama yorumlar yayın biz gereği daha evet. Ne olur aslında, evet, ama. Ama Aynen. yayın gereği kapatmak durumundayız. Sonra tekrar açarız. Evet, tekrar sonra biraz daha açarız. Müge, sen biraz kamerayı biraz daha şey yapabilir misin? İndirebilir misin biraz daha? Bizim teknik ekip var bu arada. Bu programın gönüllü ekibi var. Onlar bu direktifleri veriyorlar bir taraftan. Süper. Tamam, biraz izleyelim. Yani dengeli. Şurada çiçeğim de vardı da o da böyle gözüksün diye. Profesyonel çekimlerimiz yok ama. Ev şartları. Efendim? Senin gibi diyorum, profesyonel bir ekibimiz yok tabii. Yani YouTube kanalımız falan ama. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Oradan yönlendiriyor aslında. Gayet güzel oluyor. Bizim de profesyonel ekibimiz derken tabii ki bu korona sürecinde biz de evdeki profesyonel çekim ekibim aslında Caner bu arada. Eşim yani. Ha, eşin. Ha, süper ya. Sadece biz kurgu desteği alıyoruz ama onda da yani bayağı işte şu an WeTransfer'ler falan çok çalışmadığı için böyle bayağı işte hard diskler işte bir şekilde postalanıyor falan filan. Ekiple böyle uzaktan çalışıyoruz ama tabii ki buradan sevgili ekibime de tüm selamlarımı gönderiyorum. Eyvallah. Biz de buradan. Ama esas çekim ekibim Caner yani. Ya süper. Caner. Onu da konuşacağız. Evet, ben kapatıyorum yorumları. Şimdi Müge, biz seninle herhalde bir 10 yıla yakın tanışıyoruz. Ben de onu arkadaşımız, düşündüm. Kaç yıldır tanışıyoruz acaba? Ya ben ortak arkadaşımız Bahar'la 10 yıl evet. Haberdar 10 oldum. Yıl olmuştur. Olmuştur muhtemelen. Bahar sayesinde iletişime geçtik. Ama evet. Onun öncesinde tabii biliyorduk. Sen beni biliyor musun herhalde? Sanırım kitapla ilgili bir serüven. Herkes senin oyuncu kimliğini biliyor ama senin aromaterapiyle ilgilendiğini, tıbbi bitkilerle bizzat ilgilendiğini, işte aslında çok iyi bir kadın girişimci olduğunu, özellikle yemek ve gıda üzerine bu özelliğini bilmiyorlar ve Anadolu'yu da öncelediğini, yerelliği önemsediğini bilmiyorlar. Aynı zamanda senin bir köyün olduğunu da muhtemelen birçok insan bilmiyor. Senin küçüklüğünde tütün kırdığını, dizdiğini de bilmiyorlardır herhalde. O kadar değil canım. Değil mi? Ben, o kadar hakim değilim ama evet öyle bir ailemizde öyle bir kültür öyle var. Öyle ailenizde öyle bir durumlar oldu. Ben biliyorum. Manisalısın diye biliyorum. Evet. Sanırım biz yani bugünkü konu şehirden köye göç ama biz aynı zamanda köyleri de olan benim köyüm var, senin de köyün var bildiğim kadarıyla. Yani hem köyü hem köylülüğü deneyimlemiş, yaşamış. Zaten orada doğmuş. Hem de şehirde doğmuş. Hatta belki tam şehirde olamamış. Benim açımdan söylüyorum. Bir türlü benimseyememiş şehrin düzenini. İki kişiyiz diye düşünüyorum şu an. Evet, dolayısıyla ortak bugünkü noktalar konu, var. Evet, bugünkü konuyu seçerken özellikle Müge Boz'un bu yönünü de bence tanımak lazım. Müge Boz gerçekten çok iyi bir doğa sever. Aktivist aynı zamanda. Ben kısaca senin hikayeni o özellikle tütün tarlasından köydeki hikayeni birazcık dinleyip oradan buraya doğru gelmek. Sonra tekrar şehirden köye göçmeyi konuşalım. Aynen, önce bir gelelim sonra tekrardan. Evet, tekrar gidelim. Çünkü bizim gibi çok fazla gelen köyüyle bağını koparmış olan bu korona sebebiyle tekrar köyünü hatırlamış çok fazla insan var. İlk defa köye dönecek hiç köyü olmayan insanlar da var. Evet, yani korona süreci tabii ki hepimizde çok daha farklı bir farkındalık yarattı. Belki daha unuttuğumuz şeyleri tekrardan hatırlattı. Yani
biz bu şehirde aslında bu keşmekeşliğin içinde ne yapıyoruz bu koşturmacanın içinde diye tekrardan herkese sorgulattı. Onlara zaten ben postu paylaşırken de birazcık o taraftan şey yapmıştım, değinmiştim konuya. Şimdi benim hikayeme gelecek olursak, yani sen şimdi öyle anlattın ama hani ben de böyle kendim aslında tarlada doğup büyüyüp böyle bir şehre gelme hikayem yok. Benim bir kuşak üstüme kadar baba tarafım çok tarlayla ilişkili bir aile. İşte Manisa'nın Gördes köyünde. Gördes zaten yani Gördes'i mesela çok az kişi bilir. Çünkü Gördes'in yolu... İlçesi şu an yani Gördes'i evet. Öyle dedin ya. Çünkü şimdi Gördes'ler varsa... İlçe oldu. Doğru. Evet pardon. Ama benim için her zaman bir köydü yani o. Evet. Hala da o yani o şeyini seviyorum Gördes'in. Bozulmamışlığını. Tabii ki şu an orada işte bazı üniversitelerin fakülteleri açıldı. Hani çok gelişti. Ama esas olarak yani orası aslında son köy yani. Bir dağ köyü. Yani oraya gitmek için hani bir yerlerden geçerken orayı görmezsin tabelasında. Hani sadece Gördes'e gidiyor olman lazım ve çevre köylere gidiyor olman gerekir. O yüzden işte biz küçüklüğümüzden beri, tabii ben İstanbul'da doğdum. Anne tarafım bu arada benim Makedon göçmeni. Onlar da genelde bu tarz göçmenler hep Akhisar bölgesine yerleşmişler. Annem de aslında hemen Gördes'in aşağısındaki yerde. Yani tam aslında o bölgelerde bizim kültürümüz. Akhisar'da değil mi? Akhisar ve Gördes. Buradan bütün bizim... Gördesler ve Akhisarlar. Bu arada Caner'in anneannesi de Akhisarlı biliyor musun? Çok komik benim. Eşimin anneannesi de Akhisarlı. Evet, süper. Böyle bir şok. Efendim? Ben de Sındırgılıyım. Sındırgı'da çok yakın, aynen. Aksar bağlantısı bizim küçüklüğümüzden itibaren hep Aksar bağlantısı vardır. Yani Aksar'da akrabamız vardır. Orada tarım uğraşmış, zeytincilik yapmış bir sürü akrabamız vardı. Süper. O yüzden evet. İşte biz mesela yani ben hep tabii ki İstanbul'da doğdum, büyüdüm, orada okudum ama bizim için şeyde bayramlarda hep işte bir anneanne babaanne ziyaretleri yapılırdı. İşte İstanbul'dan çıkılırdı. İşte önce Aksar'a uğranılırdı anneannem. Ondan sonra işte köye çıkılırdı babaannem, dedem ziyaret edilirdi. Rahmetli oldular tabii şu an hepsi. Ve ben orada aslında yani hem anneannemden hem babaannemden bir şekilde toprakla onların çok ilişkili olduklarını hep görüyordum zaten küçüklüğümde. Hani o zamanlar çok pek ilgimi çekmiyordu ama yani babaannemin bahçesi, özellikle babaannem tarıma çok meraklıydı. İşte zamanında arıcılık da yapmış. Tabii ki ben bunları hani büyüdükten sonra belli bir işte bir 20'li küsur yaşlarda bazı şeylerin farkına varınca hep anneanneme gidip anneannemin aslında videolarını çekmiştim. İşte arıcılıkla ilgili bilgilerini öğrendim. İşte topraktaki gübre formüllerini aldım. Bak çok özel şeylerim var, bilgilerim. Bunları öğrendim. Babaannem ama hep işte kendi toprağında bir şeyler yetiştirirdi. Ve işte çevre köylerde de zaten benim babam tamamen böyle hiç elektriğin falan olmadığı bir tütün tarlasında küçük bir böyle yayla evinde zaten şey yapmış, dünyaya gelmiş. İşte yıllarca tütüncülük yapmışlar. Sonrasında işte bu tütünün yani İşte bir takım fiyatlandırmayla ilgili bir takım politikalar değiştikten sonra da aslında Gördes'te birçok insan tütüncülüğü bırakmış ve şu an köyde böyle bir boşluk var gibi bir durum. Yani bu tabii ki Türkiye'nin birçok bölgesinde aynı hikayeyi aslında duyuyoruz. 2000'lerde oldu o. Aynen, zaman zaman fotoğrafın oldu. Ben gittiğimde işte hep şey yapardım yani. Niye yapmıyorsunuz şimdi, niye şöyle oldu, niye böyle oldu diye böyle sohbetler ettiğimizde işte hep aynı konulardan bahsediliyordu. İşte artık hani çiftçilik, tarım hiç kimsenin ilgisini çekmiyordu. Herkes işte bir şekilde şehre göç etmek istiyordu gibi. Ama işte belli bir zaman sonra, yani bu arada ben de aslında çok gençlik zamanlarımda böyle bir köy aşığı falan değildim yani. Hani benim için de böyle şeydi. İşte o köye gidiyoruz, işte tuvalet, soğuk, ne bileyim, kalorifer yok, işte böyle şeylerin, yorganların içindeyiz falan filan. Hani hep böyle bir şeydim yani aslında. Zor gelirdi bana o zamanlar için. Ama sonradan benim için bir şey oldu yani. Bilmiyorum, böyle bir anda bunların aslında ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Bir şekilde o böyle bir şeydi, süreçti. Ve ondan sonra mesela benim için o bayram ziyaretleri çok daha eğlenceli bir hale gelmeye başladı. Ve kendim hani yani çok genç yaşlardan itibaren, o 20'lerin başlarından itibaren hani normalde herkes böyle tatillerde ne bileyim işte böyle tatil yapmak isterken ben böyle kendiliğim lan ya işte anneanneme gideyim, babaanneme gideyim, işte Gördes'e gidelim, oradaki yayla evine gidelim, oradaki işte akrabalarımızla görüşelim falan filan gibi hep böyle o tarafa doğru eğilmeye başladım. Sonra da işte zaman içerisinde bütün bu işte benim beslenmeyle başlayan aslında eğitimlerim, işte bitkileri yetiştirmek, onların yani yetiştirmek derken
o kadar şey değilim yetiştirme konusunda. Hı. Ama işte hani en azından aromaterapi yağları, bunların işte yemekte kullanımları, şifa olarak bitkileri nasıl kullanırız gibi konularda da hatta bir şekilde ilk senin kitabın benim karşıma çıkmıştı. Bir arkadaşım işte benim böyle yağlarım vardı onlarla uğraşıyorken falan. Ya dedi sen bu kitabı biliyorsundur ama hani ben sana hediye etmek istiyorum falan. Senin kitabını bana hediye etmişti. Sonra zaten Bahar benim çok eski arkadaşım yani üniversiteden beri arkadaşım. Bizim aslında o zamanlar belliydi yani biz aynı evde yaşıyorduk. Ev arkadaşıydık Bahar'la. Ve o hep böyle bitkilerle ilgilenirdi. İşte böyle yağ karışımları falan filan yapmaya çalışırdı. Veya işte böyle çaylar falan böyle değişik karışımlar yapardı. Ben de hep yemek yapardım evin içinde aslında. O yüzden şu an hani ikimizin ya, böyle geldiği yola bakıldığında aslında o zamanlarda evet, ne olacağımız çok belliymiş. Şimdi evet, de hala dostluğumuz devam ediyor. Ve, güzel bir marka. Evet. Markası. Sen de gıda üretimi yaptın. Ta o zaman belliymiş. Çok enteresan. Aynen. O zamanlardan belliymiş. Bazen böyle oturup konuşurken yağlıyoruz. O zamanlar işte bak sen bunu yapardın, ben bunu yapardım falan. Yani bu şekilde bir ilgim var doğaya karşı. Çünkü yiyecekle çok ilgileniyorum. Esasında benim çıkış noktam hep kendimi tanıyor olmak oldu. Yani beslenme üzerinden ben gittim. Bununla tabii ki ilk başlangıcı zayıf kalmaktı. Yani işte zayıf olayım, iyi görüneyim ben yola çıkıldı. İşte sonra zayıf kalmak için işte şunu şunu yapıyoruz derken işte bir takım araştırmalara gittim. Bir de ben araştırma yapmayı çok seven bir insanım. Mesela işte bir keresinde bir sağlık problemim olmuştu. Doktor bana demişti ki işte reaktif hipoglisemi olmaya çok yatkınsın. Ailede de işte şeker problemi olduğu için. Ya ben o gün böyle 5 tane reaktif hipoglisemi ve böyle şeker hastalığı kitabı alıp onu böyle 3 hafta içerisinde hatmedip evet reaktif hipoglisemi olduğunda işte şu şekilde beslenilmesi gerekmiş gibi hep hikayem aslında böyle başladı. Sonrasında işte aslında olayın zayıflık değil, çok başka bir şey olduğunu, işte yiyeceklerin enerjisi, bizim aslında tükettiğimiz besinlerin bizim hayatımızı da etkilediği, önce bedenimizi, sonra sağlığımızı, ondan sonra da aslında zihin yapımızı, üretkenliğimizi, kişilerle olan iletişimimizi, hayata karşı duruşumuzu, yaydığımız elektriği, birçok şeyi etkilediğini öğrendikten sonra da zaten hani alabildiğim her eğitimi aldım diyebilirim yani. Yani yediklerimiz ilacımız, aynı zamanda yediklerimiz bizi oluşturan şey herhalde, ham maddeler. Biz o ham maddelerden oluşuyoruz bir yerde. Ne yiyorsak evet, ona dönüşüyoruz. Aynen. Ne yiyorsak o yüzden zaten hani artık yavaş yavaş böyle bilinen cümlelerden bir tanesi. Ne yiyorsak ona dönüşüyoruz. Ne yiyorsak oyuz ve ne yiyorsak belki de öyle düşünüyoruz. Öyle algılıyoruz dediğin gibi. Aynen. Şimdi buradan şeye bağlarsak, biz kendi kökenlerimizi genelde hep görmezden gidiyoruz. Biraz bu belki kompleks var bu konuda. Senin biraz önce söylerken işte babaannenden öğrendiğin tarım bilgisi de şu an benim çok ilgimi çeken konular bunlar. Hangi yaşlıyı birazcık köyde kurcalasam, bilgisini kurcalasam, hatırlatmaya çalışsam ya da yaptığı şeyi onun için her gün yaptığı için çok fazla derinini bilmiyor. Yani neden yaptığını bilmiyor ama yapıyor bir şekilde. Biliyor. İşte ay takvimini kullanarak yapıyor. İşte ağacı şey yapıyorsa, buluyorsa onun zamanına dikkat ediyor filan. Her birisinin arkasında müthiş bir bilgelik çıkıyor. Bunu çok fazla kıymetli bulmuyoruz. Ya da biz de belki şimdi anlamaya başladık. Senin dediğin gibi sonradan anlamaya başladık. Evet, sonradan anladım. Ama bize işte şeyden geldiği zaman superfood diye, slow food veya raw food, senin de bir zaman geliştirdiğin, yaptığın bir üretim şeyiydi. Gıda üretim yöntemiydi. Bunlarla alakalı ne dersin? Sen bir gıda konusunda işletme kurmuş bir aynı zamanda yatırımcı olarak. Bu konuları da iyi araştırdığını bildiğim için soruyorum. Evet, çok fazla araştırdım. Şimdi o konuda aslında şöyle, ben ilk bu serüvene başladığımda tabii ki bizim genel olarak hep yani tabii ki Türkiye'de de bu arada çok önemli isimler var. Çok önemli bu konuda bilgi paylaşan kişiler var ama yani bakıldığı zaman Türkiye'de hala bu konular böyle birazcık işte aktar seviyesinde. Hani baktığın zaman aslında özellikle gençlere böyle çok çekici gelen bir hikayesi ve bir nasıl diyeyim ambalajlaması yok. Yani ambalajlama derken sadece bir etiket ve paketlemeden bahsetmiyorum aslında. Tamamen genel olarak konseptten bahsediyorum. Tabii ki şimdi böyle yavaş yavaş hep yurt dışında görülen şeyler burada da olmaya başladığında işte bu kahve dükkanları, işte böyle pop-up store'lar vesaireler, işte böyle değişik tarzda restoranlar falan açıldıkça
Tabii ki de herkesin gözü bir şekilde hep o tarafa döndü. Eğitimler hep oradan geldi. Ve ben de mesela ilk okuduğum alkali beslenmeyle ilgili kitabı yurt dışında işte yine böyle bir yerden buldum. PDF kitap indirmiştim internetten. Onu okuyorum. İşte alkali beslenme, birazcık raw beslenme yani çiğ beslenmeyle ilgili de orada doneler vardı. Ben o zaman böyle şok olmuştum. Yani nasıl ya? Yani şimdi makarnanın sosunu yapacağız ve bu bahsettiğim burada 15 yıl falan önce. Yani makarnanın sosunu pişirmeden mi koyacağız? Bu nasıl olabilir yani diye çok şaşırmıştım. Sonradan bu konu benim çok ilgimi çekti. İşte yavaş yavaş böyle yeşil içecekleri hayatıma sokmaya başladım. İşte alkali sular vesaire vesaire derken bu konuyla ilgilendiğimi gördüğüm zaman... Yaş devri diyeti falan vardı Ahmet Aydın Hoca'nın. Evet, ben bu arada Ahmet Hoca'yla da görüşmüştüm. Onun normalde aslında çocuk doktoru ama ben onunla da görüşme fırsatı bulmuştum. O yüzden kendimi çok şanslı buluyorum. O da mesela bana işte bu bağırsak florası, daha hiç bu kitaplar falan çıkmadan o bana bunu söylemişti. Yani işte bağırsaklarla ilgili aslında böyle böyle şeyler var, hani gel bunları bir araştıralım gibisinden. Ama dediğim gibi yani yine bakıldığında hani böyle derli toplu bir eğitim olarak baktığımda hep bir şekilde bu arada daha çok Amerika. Ben de Amerika'ya yaptığım bir saatte uzunca bir sürede kalmıştım orada, böyle 2 ay kadar. Orada bir eğitim karşıma çıktı ve dedim ki yani o zaman da gerçekten böyle çok az param kalmıştı. Hani böyle çok düşünmüştüm ya, şimdi bir sürü yapacağım şey var, işte şunu almak istiyorum, bunu almak istiyorum ama işte bu eğitime de bu kadar para vereceğim diye. Ve gerçekten o eğitime gitmeyi seçmiştim. O eğitimde tabii ki çok kapsamlı bir şekilde işte bütün bu böyle detoks, hani vücudumuzda neler oluyor, neler bitiyor gibi çok aşırı güzel bir eğitim aldık. Orada tabii ki tanıştığım zaman superfood kelimesi ve superfoodlar işte asailer, işte makalar, maçalar, baobablar, lukumalar vesaire vesaire, yani işte bir sürü farklı şey. İşte tabii sen orada böyle şeysin, aa işte ne kadar güzel bak lukuma, baobab vesaire. Orada zaten raw foodla yani raw çikolata yapmayı çok istemiştim. Sonra geldim burada raw çikolata yapmaya başladım ve işte sürekli o malzemeleri kullanıyorum. Ondan sonra işte zaman içerisinde tabii ki bunların şeyi çok zor olmaya başladı. Yani o zaman mesela burada satılmıyordu hiçbiri. Ve ben onların hepsini yurt dışından getirtmek zorunda kalıyordum. Arkadaşlarıma böyle şey, ya ne olur bana baobab getirin, işte lukuma getirin falan. Bunlar böyle ne ya falan. Sonrasında böyle yurt dışına gittiğinde arkadaşlarına sana ne getireyim diye. Ben hep böyle saçma sapan şeyler istiyorum. Sonrasında baktım ki ya aslında bunun hep araştırdım mesela. Nedir yani bu şimdi diye baktığımda. Hep genelde işte Güney Amerika kökenli, Peru kökenli böyle bir takım bitkiler. Oradaki özellikle mesela Peru'da bu akım bir şekilde patladı ve yayıldı aslında. Yani Peru'daki yerlilerin kullandığı bir takım kökler, bitkiler vesaireler. Oraya giden işte bir takım demek ki böyle hani açık fikirli insanlar tarafından bakılıp, aa bak Peru'lu yerler bunu kullanıyor, biz de bunu alalım deyip oradan da dünyaya yayılan bir akım aslında bu. Sonrasında baktığımda oradan yani... Oradan da pazarlamacılar geliyor. Akıllı pazarlamacılar. Aynen, pazarlamacılar geliyor. İşte bu böyle tık 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 yayılıyor. Sonra diyorum ki ya ben Allah'ın Peru'sunda hani gitmemişim, görmemişim. Hiçbir kültürünün benimle bir alakası yok. Oradan gelen bir kökün tozunu ben burada bulmaya çalışıp işte onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum dediğim anda birazcık böyle konuya aydınlandım. Tabii o zamanlar karbon ayak izi konuları da yavaş yavaş böyle gündeme gelmişti. Yani o yiyeceklerin bizim önümüze gelebilmesi için aslında ne kadar çok çabalar sarf edildiği, işte o mazotlar, transportationlar, ulaştırma konuları vesaire vesaire derken tabii ki ben birazcık yerli ürünlere de yönelmeye başladım. Ve aslında bizim ülkemizde ne kadar çok endemik bitki olduğunu bu arada biliyordum. Yani aslında hepimiz biliyoruz ama işte bir şekilde böyle önemsemiyoruz. Ülkemizde aslında ne kadar çok endemik bitki çeşitliliği olduğu ve zaten pazara gittiğinde envai çeşit şey bulabiliyorsun. Ve işte bir yere Abrakadabra diye bir restoran vardı orada. Dilara vardı, belki bilirsin. Dilara'yla benim bir süre böyle yolum kesişti. Onlarla mesela çok fazla şey öğrendim. Çünkü o hep aslında böyle yerel yiyecekleri alıp böyle farklı bir şekilde mutfakta kullanmak üzerine bir tarzı ve felsefesi vardı. Mesela o bir gün bana şey demişti, bu işte porcini mantarı. Yani çok havalı ya böyle, gidiyorsun bir restorana, evet, porcini mantarlı bir şey yiyorsun. Deliler gibi para ödüyorsun ve işte porcini mantarı yedim falan, hani böyle bir şey. Dilara'nın o lafını adı da havalı değil mi mesela? Yani şey dedi,
Ya bu porçini mantarı dedi. Bizim dedi bilmem var dedi falan dedi. Var aslında dedi. Köylerde satılıyor işte. Bunun adı aslında şu dedi. Şimdi ben tabii yanlış bir şey söylemeyeyim. O Türk yani bizim kültürümüzdeki adını söyledi. O porçini gerçekten... galiba şey, ayı mantarı mıydı? Bilemiyorum. Ayı mantarı şey... herhalde, yanlış bir şey, yanlış bir şey söylemek istemedim ama evet. Yani aslında o porçini mantarı dediğin şeyin bizde de bir karşılığı var ama hani baktığın zaman burada hani pazarlarda belki hani geçtiğin zaman bir restoranda porçini mantarı olarak yediğinde havalı bir şey haline geliyor. Ve bu benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani o aslında burada da var. Niye biz hani bu değeri illa da böyle havalı bir isimle olduğu zaman kabul ediyoruz ama işte mesela ayı mantarı ise ayı mantarı olduğu zaman kabul etmiyoruz gibi. Böyle yavaş yavaş burada da bir farkındalık geliştirmeye başladım kendimce. İşte evimde kullandığım mesela eskiden çok fazla Hindistan cevizi şekeri kullanırdım. Şimdi onu birazcık daha azaltıp işte onun yerine işte ne bileyim dut şekeri ondan sonra daha çok işte bal gibi şeylere yönelmeye başladım. Eskiden mesela işte agave şurubu. Çok popülerdi bilmiyorum. Evet çok, işte. Çok popülerdi. Agave şurubu, agave şurubu. Yani baktığımda aslında agave şurubu bir nevi pekmez gibi bir şey. Yani tabii ki glisemik indeks oranları vesaireleri böyle farklı olabilir hani çok detaylı ama hani agave şurubuna gidip o kadar deliler gibi paralar verip işte ta nereden geldiğini bile bilmediğin bir şeyi halbuki bizim şeker kamışı aynen şeker kamışı pekmez işte ne bileyim dut mesela şu anda yine çok önemli tatlandırıcı kaynaklarından bir tanesi gibi gibi yani aslında ben hayatımda bu şekilde birazcık evrildim ve bundan sonra da bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum yani o superfood dediğimiz şeylerde mesela şu asayi. İşte bir yere acai bowl çılgınlığı yaşandı yani. Her yerde böyle acai bowl. Ben de restoranda bu arada acai bowl yapıyordum. Hani bunu yapanlardan biri de bendim aslında. O yüzden enteresan bir durum. Ama sonra bakıyorum yani kilosu o kadar pahalı ki. Ya abartmıyorum kilosu böyle 1.000 liraya yakın bir şeydi. Ve böyle hani bulmak için inanılmaz çaba sarf ediyorsun. Geliyor bir paketler içerisinde küçücük bir parça toz. Ve ondan böyle çok az bir şey koyuyorsun aslında. Yani çünkü tadı da ekşi. Sonra düşündüğün zaman bakıyorsun görüntüsüne, tadına. Ya diyorum bu bizim üzüm çekirdeği değil mi yani? Hani çok bir şeyi benziyor hani. Tadı da benziyor, özellikleri de benziyor, faydaları da birbirine çok yakın hani okuduğumda. Şimdi inşallah birazcık daha bu tarafa doğru eğilerek hani hem bu yerelleşme ve hani köye göçüş akımlarıyla beraber ben de bu bizim gerçekten var olan değerlerimizi birazcık daha kullanmak üzerine çalışmalar yapacağım. Bu da ufak güzel. Bir tiyo olsun. Güzel. Ya bundan sonra ne yapacağınızı dair bir ipucu oldu. Evet. Şimdi bu senin söylediğin hani asayilerin karşılığı Türkiye'de olabilir üzerinden adı asayi değil. İşte mesela bizim yine şeydeki gibi o porçini aslında bizde yetişiyor. Bizdeki ismi havalı değil. Onun gibi birkaç tane örnek var. Böyle. Blueberry yine bir zaman bizde olduğu bilinmeden ithalatla geldiydi. Aslında bizim Karadeniz'de likapa diye bilinen bir meyve. Karadeniz'de o yılardır... yaban mersiniyle ilgili benim şöyle bir şey hikayem vardı. Evet. Ben çikolata yaparken tabii ki çok özen gösteriyorum. Yani her malzemeyi işte mesela yaban mersinli çikolata yapıyordum ve çok seviyordum yaban mersinli çikolatayı. Yaban mersinini araştırıyordum mesela işte. Bütün üreticileri arıyordum. Diyordum ki bu yaban mersinin kaynağı ne? Nereden geliyor? Çünkü paketlemelerde de birazcık öyle aslında ufak tefek boşluklar olabiliyor biliyorsun. Hani menşei dediğimiz şeye çok fazla yeni yeni önem verilmeye başlandı. Soruyorum Kanada'dan geliyor diyor herkes. Ya diyorum Kanada'dan niye geliyor yaban mersini? Sonra bayağı oturup işte yerlisini bulmaya çalışmıştım falan filan derken işte zaten hani Ersan'la o zamanlar yolumuz kesişmişti vesaire. Onunla işte bu sohbetler vesaire derken. Çünkü Kanada'dan bir yaban mersini yani akıl mantık zaten bunu bir tık düşündüğünde şey yapıyor. Yani sen şimdi Kanada'dan bir yaban mersini getirmeye çalıştığında burada evinin altındaki marketten alıyorsun 3 günde hemen bir şekilde bozulan bir meyveyi. Kanada'dan getirmek için yani mutlaka üzerine bir şey uyguluyor olmaları gerekiyor. Aksi takdirde yani mümkün değil onun bozulmadan geliyor olması. Bir kez daha araştırdığımda da hep şekerle bir şekilde mesela onun. Hani reçeller de öyledir ya, reçel de bozulmaz. Çünkü içine şeker koyduğunda bir şekilde koruyucu görevi görür. Gibi gibi yani bir sürü detay vardı ama mesela burada hemen annemi hatırladım. Yani ben çok küçük zamanlarımdan beri mesela annemle markete gittiğimizde pirinç alacağız diyelim. İşte ben ne bileyim pirinç sunusuna giderim öyle bir tane pirinç alırım. Annem derdi ki hayır
hep etiketin arkasına bakardı. Menşeine bakardı. Ve menşe Türkiye'si alırdı o pirince. Ben mesela o zamanlar hiç anlamazdım ama sonradan düşündüğümde aa bak diyorum annem hani o zamanlardan bile menşeyi şeyini demek ki hani takip ediyormuş. Hep Türk olsun işte yerli olsun. Bir şekilde hani kulak dolgunluğu oralardan o buralardan bu derken işte çünkü ben de umarım bunları aktarma şansına sahip olurum. Yerli malı diye bir şey vardı ya. Yerli malı, yurdum malı. Herkes onu kullanmalı. Böyle vardı. Yerli malı vardı ya. Annene yerli malı haftası. Yine şey vardı. Goji beri. Aslında goji beri Türkiye'de yetişen bir ülke ama goji beriyi biz teke dikeni diye satabilir miyiz? Türkçedeki ismi öyle. Teke dikeni. Teke dikeni. Teke dikeni. Yani böyle satamayız herhalde. Goji beri deyince çok havalı oluyor. Ashwagandha aslında Hatay bölgesinde yetişen bir bitki. Güvey feneri diye geçiyor orada. O da Hintlerin. Ashwagandha da öyle. Yani ama inanılmaz popüler bir şey oldu bir ara. Ama biz de bunun farkında değiliz Ashwagandha'nın Türkiye'de yetiştiğini, Hatay tarafında özellikle yetiştiğini. Evet. Aynen öyle. Bir de aslında bir şey de var herhalde. Yani oradaki Amaranth'ta horoz. Horoz zibiği tozu şeyi tozu ya. Mu? Değil mi? Tabii tabii. Sirken var biliyorsunuz şey. Sirken tohumu o da şey diye satılıyor. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Kino. Ha, aslında evet. Sirken kino türü. Zaten her şey kino ile başladı aslında. Yani her şey kino ile hatta bir de şey var karabuğday var. Greçka. Greçka var. Karabuğday. Aslında buğday değil ama biz onu karabuğday diye çevirdik falan. Neyse. Bir de galiba şey var hani yurt dışında işte menşeindeki ülkedekinin birebir karşılığı Türkiye'de olması gerekmiyor. Belki aynı içerikte, aynı maddelerde başka bir bitkide de kendini gösterebiliyor. Başka bir bitkide, evet. Meyve. Yani dolayısıyla hem ilacımız hem de gıdamız kendi yerelimizden olduğu zaman belki daha gerçekten şifalanma olacak. Çünkü insanın ihtiyacı, insanın veya canlıların ihtiyacı yanındakilerdir. Yani şifa içinde gıda. Biz eğer çok uzaktan alırsak muhtemelen oradan çok fazla hem o zincirden dolayı hem de o yörenin ne diyelim fabrika ayarlarına uygun canlılar tarafından belki fayda alabilir işin en özünde. Dolayısıyla kendi topraklarımızda, kendi civarımızda yetişen bitkiler bizim şifamız ve kendi civarımızda yetişen bitkilerden aldığımız ata tohumlarıyla yetiştirdiğimiz sebzeler, gıdalar, meyveler neyse onlar da bizim gıdamız belki daha iyi besleyebilir bize. Bu ata tohumlarla ilgili de çalışma şey yaptın herhalde değil mi Müge? Ata tohumlar yaptın mı? Ya şu şekilde şimdi yetiştirme yani bir bitki yetiştirme ve işte böyle tohum konusunda şu anda çok fazla bir şeye geçemedim. Üretim kısmına geçemedim. Hep bir şekilde isteklerim, hayallerim ve buna böyle tam girişiyorum gibi olduğum şeyler oldu, durumlar oldu. Ama henüz tam derli toplu bir şey yapamadım. Ama kendim... Öbür tarafında yerim var değil mi? Köyde. Efendim? Kazdağların öbür tarafında yerim orada var. Orada aslında biz lavanta, zaten seninle de konuşmuştuk onu. Lavanta ile ilgili bir projemiz vardı. Onu yapacaktık ama sonrasında işte kısmet değilmiş. Ben bir şekilde başka bir tarafa yatırım yapmak durumunda kaldım. Ama arkadaşlarım şu an hala işte şey yapıyorlar. O lavantayı başlattılar. O da çok yani lavanta da gerçekten çok önemli bir bitki. Gül keza öyle. Yani ben o gülü gerçekten yani bizim güllerimizin gidip yurt dışına orada işlenip şişelenip bize tekrardan bilmem kaç dolarlara satılıyor olması mesela beni gerçekten şey yapıyor yani sinirlendiriyor bir şekilde. Hani niye? Evet. Diye düşünüyorsun. Isparta'ya gittiğimizde bir tane şey yok. Yani güle yakışır bir ürün ben göremedim. Yani yerli olarak. Yeni başladı böyle başlamış. Ben de geçen sene gittim. Evet. Siz benden bir ay sonra falan gitmişsiniz şeyle Bahar'la. Evet, yani sene. Ufak tefek biraz böyle tabii ki Türkiye'de de bu tarz şeyler yapılmaya başlandı. Ben elimden geldiğince onlara da destek vermeye çalışıyorum her şeyde olduğu gibi. Ya bu ata tohumu konusu da işte dediğim gibi ben hani şu anda onları alıp yani işte elimde bazı ata tohumları var hani böyle bir şekilde saklıyorum güzel bir yerden bulduğum zaman veya işte biri bana hediye ettiği zaman ama hani onları bir yetiştirme kısmına daha şey yapamadım, gelemedim. Ama kullandığım ürünlerin genel olarak ata tohum olmasını tercih ediyorum. Yani bizim yerel tohumumuzdan olmasını tercih ediyorum. Çünkü bu konuyla ilgili de yani dediğim gibi
Şimdi ben mesela bakterileri falan çok araştırıyorum. Yani bakteri çeşitliliği, işte mikrobiyata dediğimiz hani bizim içerimizde yaşayan aslında milyarlarca belki daha bile fazla küçük küçük bir takım organizmalar var. Ve aslında biz bu organizmaların tamamının bir araya gelmiş bir haliyiz. Sen şimdi düşününce böyle birazcık nasıl yani diye olabiliyor ama biz Biz bütün bu mikro... mikro Aynen. Biz bütün bu mikroorganizmalarla aslında beraber yaşıyoruz. Şimdi bakıldığı zaman bizim genetik kodumuzun, yani genetik kod diye de bir şey var. Bizim genetik kodumuzun alışık olduğu bir takım kodlar var. Şimdi o kodları da çok fazla bozmuyor olmak gerekiyor. Çünkü sonuçta sen yeni bir şeyi karşına aldığında, şimdi biz belki onu fark etmiyoruz ama bizim sistemimiz yani şey diyebiliyor. Bir dakika, ben bunu tanımıyorum çünkü onu açacak, yani onu sindirecek, onu parçalayacak kodlar şu anda bende yok. Hani tanımıyorum bunu gibi bir duruma geliyor. Bunu da mesela şeye benzetiyorum. Yani hani tanımıyorsun birini gördüğünde. Hani bir dakika, ben sizi tanıyor muydum bir yerden diyorsun. Ama tanımadığın bir insanla aslında aynı şeyi yapmak durumunda kalıyormuşsun gibi. Yani aslında vücudumuzu da biz çok fazla yıpratıyoruz birçok anlamda. Yani sindiremeyeceği şeyleri ona yedirtmeye çalışıyoruz. Yani işte popüler diye bazı şeyleri farklı farklı tüketmeye çalışıyoruz. Ata tohum konusundan çok uzaklaştık. O yüzden mesela birçok bizim aslında vitamin zannettiğimiz şeyleri bile vücut hani vitamin olarak algılamayıp sindirilemediğine dair birçok araştırma var mesela. Gibi gibi yani çok bu konular tabii ki her bir başlığı böyle tek tek açabiliriz ama ata tohum. Vitamin konusunda ilk önerilen bir şeydi. Şimdi son çalışmalara göre de bazı vitaminlerin kullanımı kanserle sonuçlanıyormuş. Yani İşte evet, olabilir. meyveden almadığımız bir şeyi sonrasında olası zaten muhtemel yani beklenen bir şey o da. Ama işte Peki. bir görüşte göre de şöyle bir şey söylüyor. Sen şimdi eski meyvelerle şu anki meyvelerin besin değeri aynı olmadığı için normalde sen aslında bir portakal yediğinde aldığını düşündüğün C vitaminini de aslında almıyorsun. Çünkü toprakta yeterli mineral ve işte bir takım şeyler olmadığı için, mineraller ve besinler olmadığı için o portakal da aslında tırnak içinde hani boş bir portakal oluyor. O zaman sen aslında ya ben günde 1 kilo portakal yedim diyorsun ama aslında yeterli C vitaminini alamıyorsun. O yüzden hani mutlaka bir takım desteklerle bunları desteklemen lazım gibi de bir görüş var O mesela. da Hani öyle bir oralarda hep var. böyle aralarda Evet. hep böyle arada kalıyoruz yani bu konularda Evet, biz de. aynen. Güzel. Şimdi sanırım bu sana da çok fazla soran oluyordur ama sen karavanları falan deneyimledin mi? Bu dönemde yani köye göçmeselerdi bile kırsala veya küçük bir Ege kasabasına, köyüne veya işte Akdeniz'e bir yere taşınmayı düşünen çok fazla insan Evet, var. çok fazla. Benim de işte Kaz Dağları'nda bir yerim var. Bu sene aktive ettim biraz orayı. Biraz aktifleşmeye başladı. Eski Toprak Şifa Okulu diye bir yer kuruyorum. Süper. İşte ağaç evleri sürekli araştırıyorum ama ilk zamandan yani koronanın ilk çıktığından şimdiye kadar o kadar fazla firma da çoğaldı bu işi yapan. Demek ki dedim herhalde bu konuya çok fazla şey var. YouTube kanalında sürekli ağaç evlerle ilgili şey. Ya da benim karşıma çıkıyor bilmiyorum. Yo, doğru. Şu Artıyor giderek. anda köye göçme, yani şehirden köye göç ettim ve bunu nasıl yaptım videoları milyonlar izleniyor. Kendi karavanımı kendim yaptım videoları milyonlar izleniyor gerçekten. Biz de hani YouTube işinde olduğumuz için bunları bir şekilde görüyoruz. Karavan konusu benim gerçekten herhalde abartmayayım 10 yıldır falan hayalimdir. Yani benim ilk röportajlarıma bile baktığımda hep işte kendi çiftliğimi kurayım, işte karavanım olsun gibi gibi hayallerim vardı. Ama bir şekilde bunu böyle çok şey olarak gerçekleştiremedim. Yani bu İstanbul'daki hayatımı bırakıp karavanla şey yapamadım. Kısmet değilmiş yani, hep öyle diyorum. Caner diyor ki yapacağız, Ya beraber Caner, yapacağız diyor. onları da merak ediyorlar. Görecek miyiz diye. Hatta Caner, seni görecekler miymiş? Caner Bilmiyorum. ve Ona Bina'yı ay, Vine görecek miyiz? uyuyor. Vine Uyuyor uyuyor şu mu? an. Bina da bizi Aynen. görecek diye yazmış bir arkadaş. Aynen. Yani o yüzden karavan konusu benim hep içimde şey olan bir konuydu. Yani çok fazla araştırmıştım zamanında, işte o daha videolar hiç çıkmadan işte yok boş bir kamyonet alayım, acaba ben mi yapsam, şöyle mi olsa böyle mi olsa falan filan. Neyse, dediğim gibi hani kısmet değilmiş ama şu anda işte zaten köye gidip bir şekilde arazi
aldım. Orada işte hani ileride bir şekilde şunu yaparım, bunu yaparım diye. Ama daha tam kafamdaki evi hayal edemediğim için yani. Çünkü burada işte restoranım vardı. Nereden arazi aldın? Efendim? Nereden arazi aldın? Söylemeyeceğim çünkü sonra bizim köydekiler bana kızıyorlar. Bir haber çıkmış onunla ilgili. Almadın değil mi? Bana efendim? Çünkü gidip Bodrum'dan almadın değil mi? Kırsal deyince Bodrum aklına geliyor insanların çoğunu. Hayır hayır. Kaz Dağları'ndan aldım ve yine bir dağ köyünden aldım. Tamam güzel. Yani en son köy. Buralardasın yani. Aynen yakınız. Yani çok evet. Şey olmasa da bizimki biraz yakınız. Daha kuzey tarafta. Tamam, dağın öte yüzünde bu tarafta. Aynen dağın öte yüzünde tamam. Bu tarafta. Tamam. Yani o yüzden aslında hep böyle bir takım hazırlıklarım var bununla ilgili. İşte arazim var, işte şu öyle oldu, bu böyle oldu gibi. Ama işte ben de birazcık İstanbul'da aslında bunu dediğim gibi hani bir restoranım vardı. Orada bunları hani bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyordum. Bu arada hani o restoranda tamam bu böyle işte superfood dedik. Bunun yanında ben normal bizim yerli ürünlere de çok fazla yer veriyordum. Mesela işte ısırgan otu çorbası bizim en menümüzün baş kahramanlarından bir tanesiydi gibi gibi. Hani böyle birazcık karışık, eksperimental bir yerde zaten. İşte çikolata markası, televizyon programları falan filan derken ben birazcık bu konuların böyle İstanbul'daki ayağı gibi olduğum için hani çok fazla aslında gidemedim. Ama giden çok fazla arkadaşım var ve bütün yani oturup bu planları beraber yaptığım çok arkadaşım var. Zaten Bahar'la beraber biz karavanda yaşamışlığımız var. İşte onunla daha kaç yıl öncesinden hep böyle videolar çekerdik işte. Bitki nasıl toplanır? İşte hangisinin tıbbi papatya olduğunu anlarsın falan diye. Sonra onları kaybettik. Telefonlar gidince onlar da gitti gibi gibi. Karavan maceramız aslında dediğim gibi yani dolaylı olarak hep var. İşte arazide yaşama, çadırda kalma, Karadeniz'de mesela yaklaşık bir 10 yıl önce Karadeniz'de çok değişik böyle yaylalara çıkıp oradaki kültürle de böyle tanışma olanağım var. Ama zaten dediğim gibi ben her köye gittiğimde, bizim kendi köyümüze gittiğimde orada işte o yayla evinde böyle gerçekten hani ne deniyor ona böyle bir hamurdan bir şey yapıyoruz böyle onu açıp işte böyle ocakta pişiriyoruz falan filan. Hani bir şekilde o hayatı aslında gide gele deneyimliyorum ama böyle bir anda her şeyi bırakıp gidemedim. Gidebilir miyim de bilmiyorum. Belki birazcık git gelli olur. Ama şunu biliyorum. Birçok arkadaşım şu anda bir arazi alıp orada tarım yapmayı düşünüyor. Ve biz çok fazla konuşuyoruz. Ve benim aslında onlara hep şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi genel olarak dediğim gibi işte bir Bodrum, Antalya hep böyle bir popüler yerler. Ama ben arkadaşlarımın tecrübelerinden biliyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar evet Antalya çok güzel. Ben de çok isterim. Gideyim işte sörfümü de yapayım. İşte hani ne bileyim. Sıcak bir yer olsun, denizime gireyim, hani aynı zamanda turistik de olsun. Ama benim bildiğim kadarıyla Antalya'ya gidenler hep geri döndüler. Hep Kaz Dağları'na döndüler. İzmit bölgesine, hani daha böyle hava koşullarının birazcık daha serin olduğu ve sanırım bitki yetiştirmek için de birazcık daha uygun evet. Olan topraklara döndüler. Hani bunu bir düşünün diyorum. Sonrasında İşte gideceğiz, yapacağız, edeceğiz falan. Ve ben her zaman şunu söylüyorum ya arkadaşlar çok zor bir şey bu. Yani bizim için o kadar kolay bir şey değil. Yani o toz toprak, çamur, hayvanlar, işte tuvaletin belki bir konforu yok. Ve o ekip bitmek o kadar zor bir şey ki. Ben dediğim gibi yani hep böyle tarlalarda vesairelerle, köylülerle, köylü teyzelerle hep böyle elimden geldiğince yakın olmaya çalıştığım için... Ya mesela benim çok yapabileceğim bir şey değil yani o bitkileri toplamak, taşımak, götürmek. Ya bazen böyle bakıyorsun inanılır gibi bir güç sarf edilmiyor yani. Çok büyük bir emek. Çok iyi bilmen lazım. Yani bir ufak yağmuru, rüzgarı, gübresi, tohumu ne koydun, altına neyi ektin falan çok büyük bir bilgi de gerektiriyor aslında. Yani öyle ya tamam ben bırakıyorum param var gittim arazi aldım şurada işte 3-5 bilmem ne ekerim değil yani konu. O yüzden ben hep şunu söylüyorum aslında keşke bir yer olsa biz mesela gelsek bu birazcık sana geliyor aslında şu anda bu konu. Ya mesela insanlar gelse bunu deneyimleseler ve deseler ki ya ben bunu yapamayacakmışım. Ya da mesela bu benim çok hoşuma gitti. Ben bunu yapabilirim ama ben kendimi şurada değil burada iyi görüyorum. Bir arkadaşım var o aslında burada iyi. Biz onunla ikimiz beraber bir ekip olup işte atıyorum şu anda hani o işte şunu yapacak ben bunu yapacağım gibi gibi. Birazcık insanların bunları öğrenmeye de ihtiyaçları var. Yani o yüzden mesela bence sen burada çok önemli bir noktada duruyorsun. Özellikle o Kaz Dağları'ndaki
yerin zaten konuşmuştuk hani bir şekilde aktif olduğunu söylemiştin ama ya bence biz gençlerin buna çok ihtiyacı var. Yani genç olmaya gerek yok bu arada. Yani en azından hani bu genç düşünenlerin buna çok ihtiyaçları var. Yani görüp, bilip, ya nasıl olacakmış acaba deyip birazcık böyle bir öğrenme, okul gibi, bir kurs gibi ya da ne bileyim işte hani bir yere gidip bunu deneyimlemeye ve görmeye gerçekten çok ihtiyacımız var. Umarım böyle yerler böyle yavaş yavaş açılır. Ya ufak ufak var bu arada işte böyle komün yaşayanlar, işte böyle gidip orada herkesin tatuta, belli bir... Tatuta çiftlikleri falan var deneyimlemek için. Aynen, ufak tefek yerler var ama işte dediğim gibi yani birazcık daha böyle derli toplu belki bir eğitim gibi oluyor olması lazım. Biz onu buradan yapıyoruz aslında burada. Esteliyorum herkese. Eyvallah. Ama sen neler yapıyorsun? Birazcık da sen anlat ne yapıyorsun. Ya senin o şeyde özellikle işte şehirden köye göçme evresinde yeri seçerken yani ne yapacağını işte bitki mi yetiştirecek, burada meyvecilik mi yapacak? Bitkiye göre belki bir yer seçmesi ama senin dediğin gibi hiçbir deneyimi olmadığı için bir hayalle param var deyip gitme ve işte şehirdeki konforu da bırakmadan oraya gitme düşüncesi olduğu için insanların genelde şeyi ihmal ediyorlar. Orada bir iş gücüne ihtiyaç duyacaklar. Yani o iş gücüne ihtiyaç duyacakları yeri de seçerken ne bileyim bir arazi seçiyorsunuz. O arazinin etrafındaki köylerin nüfusuna bakmaları lazım. Genç nüfusuna özellikle. Çalışacak tam nüfusuna. Tam onu diyecektim. Buna hiç bakmıyorlar çünkü o kadar önemli bir şey ki bir şey daha var Müge. Özür dilerim. Bir şey daha var. Aynı şekilde aynı zamanda o köyün genç nüfusunun yanı sıra o köyün dışarıdan gelenlere sıcak bakıyor olup olmaması da önemli. Yani evet. bazı köyler var ki yani gerçi orada şehirden gelen kibri de buna sebebiyet veriyor olabilir. Çünkü ben şehirliyim, beyaz adam gibi ve biliyorum köye gidip ben bir yerden Allah'ın pis köyü falan gibi yaklaştığında tabii ki tepki olarak böyle bir tepkiyle karşılaşıyor olabilir. Evet, ne diyordun? Tamam. Şunu söylüyorum. Şimdi ben mesela bu arazileri alırken çok şey yapıyorum yani araştırıyorum ve gerçekten güvendiğim insanlarla sohbet edip hani onlar niye burayı tercih ettiler gibi böyle çok fikir alışverişinde bulunuyorum. Şimdi bazen bana insanlar diyor ki yani niye gidip bir insan oradan şey alır ki yani arazi alır ki yani hiç kimsenin duymadığı etmediği falan bir yer. Yani bu mesela benim çok önemli seçim sebeplerimden bir tanesiydi. Çünkü oradaki zaten ufaktan yaşamaya başlamış arkadaşlarım vesairelerim bana dediler ki bu köy iletişim kurabildiği insanlarla dolu bir köy. Yani seni anlıyor, işte girdiğinde ne bileyim işte bir Atatürk şeyi var orada. Hani belirli bazı şeylere açık olan insanlar. Hani böyle çok kapalı ve sen oraya geldiğinde seni böyle işte sen kimsin git buradan diyecek insanlar değiller. Ama mesela iki aşağı köy tamamen farklı bir nüfusa sahip. Yani aynı bölgede olması da aslında yetmiyor. Yani her köyün kendine ait bir şeyi var. Yani nasıl diyeyim? Dili var mesela. Bu Karadeniz'de de öyleydi. Ben Çamlıhemşin bölgesine gitmiştim. Rize Çamlıhemşin. Orada inanılır gibi değil. Yani ben böyle işte insanlarla konuşuyorum, ediyorum falan filan. Hani hiç böyle bir şey yok. Ama bir aşağı köyde bana derken sen burada dolaşamazdın yani hani bu şekilde. Kız başına gideceksin. İşte bilmem ne oturacaksın. İnsanlarla sohbet edeceksin. Halaya duracaksın falan. Yani mümkün değil derlerdi mesela. Yani böyle şeyler de aslında çok önemli. Bizim bir arkadaşımız evet, mesela böyle bir ülkeye Tulum'a gidip orada işte bir şey yapmaya kalkmışlar mesela. Ben de hani hikayeleri biliyorum. Her şey çok güzel, mükemmel. Ama mesela orada da mafya varmış. Mafya gelip bunlara sürekli işte siz şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diyormuş mesela. Yani orada da işte böyle bir takım kartel var mesela. Hani sen gitmeden önce bilmiyorsun. Her şey mükemmel ama insanlar bir anda her şeyi değiştirebiliyor. O zaman şöyle yol izlenebilir mi? Öncelikle... Şimdi de doğru. Şeyde Selimiye tarafında mesela Bozburun Selimiye tarafında yani yanlışım olmasın şimdi ufak tefek öyle şeyler duymuştum. Yani burada hani hiç genç yok. Bir şey yaptıracaksın. Usta bulamıyorsun. Ta bilmem nereden getirtiliyorsun gibi gibi. O yüzden çok o zaman şöyle bir çok şey var senden evet, yani. Şöyle bir adım izlenebilir belki. Öneri olarak. Arazi bulmadan önce yani şey arazi alma komşu şey mi diyelim hani ev alma komşu al diyorlar ya. Ev alma komşu al. Arazi alma arazi, koy alma diyecektim. Komşunu tanı. Yani arazinin çevresindeki komşuları tanı. Köyü tanı.
belki köye taşınacaksan köyde bir kiralık ev tut. Bir dene. Köyde yaşamayı da bir dene. Sonra arazide yapmayı dene. Belki alma, kirala. 5 sene kirala. Ondan sonra yaşamaya, deneyimlemeye geç belki. Tamamen oraya yaşamaya geç belki. Birden radikal karar sanırım geri dönüşü olmayan bir şeye sebebiyet verebilir. Yani bütün sermayeyi yatırmış olabilirsin belki. Böyle bir hata yapmaktansa deneyimlemek sanırım daha doğru. Benim gördüğüm bir de şey oluyor Müge. Şehirden gelenler köye yerleştiği zaman. Şehirden gelen şehirli olanlar. Köy bizim gibi köy bağlantı olanlar muhtemelen köyü, köydeki kuralları da biliyor bir şekilde. Yani nasıl ki şehir, köyden şehire gittiğimiz zaman köyden şehire göçenlerin şehre adapte olması istiyorsak her anlamda bu kültürüyle, giyim kuşamıyla belki şehirden köye geçenlerin de köydeki o yaşam düzenine çok fazla şey yapmadan, saygı duyarak belki çok zorlamadan şey yapmaları lazım. Bir de şöyle yapılıyor, işte şehirden geldi, parası var, köydeki komşusunun eviyle arasında dağlar kadar uçurum var konfor açısından. Bu da aslında bir anlamda ben senden farklıyım ve senden farklıyım, senden varlıklıyım deyip bir taraftan kibirle alttan şey yapıyor. Yani kibirle parasıyla dövmek gibi de algılanıyor köy tarafında. O eşitliği gidiyorsan oranın şartlarını kabul eden bir eşitlikle belki yaklaşmak evet, bir taraftan evet. Daha doğru olabilir. Yani her zaman ben mesela işte Gördes'le ilgili de çok uzun zamandan beri hep bir takım hayallerim var. Umarım bunları gerçekleştirebilirim. Bu tarz durumlarda yani bu tarz yapılandırmalar oluşturulduğu zaman ben her zaman şuna inanıyorum. Ya bu arada dediğim gibi o bölgenin kültürü çok önemli. Çünkü bazen birisine bir şey anlatırsın ve hiçbir şekilde senin dediğini anlayamaz bile. O zaman işte çok tehlikeli de bu arada. Yani bakma köydesin ve azınlıksın. Evet. Yani evet. Birazcık böyle ben korkarım mesela yani hani çünkü ne bileyim her an her şey olabilir. O yüzden orayı yani eğer bir yere gidilecekse oranın da kalkınmıyor olduğu bir sistem bence kuruluyor olması lazım. Yani ben mesela şeyi de çok hoşlaşmıyorum. Yani sana ben 3 lira vereyim köylüye. Evet. Onun arazisini, onun zor durumundan faydalanayım. Onun arazisini kiralayayım. Ondan sonra onu işçi gibi çalıştırayım. Ondan sonra ben onu oradan işte 3'e alayım. Bilmem nerede gideyim işte 30'a satayım, 50'ye satayım mesela. Bu da birazcık yani tabii ki kısa dönemde çok iyi işleyen bir şey. Hem ama üretim hem de arazi için de öyle değil mi? Yani köylünün arazisini kelepçeli gibi algılanıyor ya. Ben işte beleşe arazi aldım gibi. Yani orası da birazcık tartışılır. Çünkü bazen köylü de yani hiçbir şekilde gitsin de benden ne olursa. Yani o zaten kendi arazisine değer vermiyorsa kimse değer yani, vermez doğru. Gibi de evet. Bir taraf doğru. Var. Yani şimdi orada birazcık dengeler doğru. De farklı. Yani köyünden nefret edip sövüp sayan insanlar da var mesela. Ama al işte bu da bilmem ne deyip veya orada yapılacak olan birçok şeye okey diyen insanlar da var. İşte bu siyanürleri tartıştık. İşte bir takım termik santraller tartışılıyor falan filan. Hani esas aslında köylüler de daha çok sahip çıkmaları gerekiyor gibi gibi. Yani orası biraz daha uzun bir konu da sanki biraz daha köylüleri de teşvik edip hani onları da aslında tekrardan barıştırıp kendi köyleriyle yani bizim şehirde öğrendiğimiz bilgilerle yani ben hep şöyle bir sanki misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Yani biz şehirdeyiz ve burada birçok şey öğrendik ve o insanların mesela bazı şeylere ihtiyaçları var. Çünkü bilmiyorlar hani tarım dediğin zaman hala işte bir takım sistemler kullanılıyorlar ve bunun iyi olduğunu düşünüyor. Ya ben bunu Antalya'da fark etmiştim. İşte böyle inanılmaz bir yerdeyiz işte karavandayız falan filan her şey doğal şudur budur diyorsun. Domates geliyor mesela. Herkes domates yetiştiriyor. Ya birazcık konuşuyorsun. Diyorsun ya işte nasıl yetiştirdin domatesi falan. Hep bir işte şırınga. Hep bir şey. Şunu enjekte ettim. Bunu bilmem ne yaptım. Yani aslında senin köyden aldığın şey de bazen aşırı doğal olmuyor. Çünkü o onu bilmiyor. Yani tamamıyla bir anda büyüsün. Daha işte güzel görünsün. Daha yüksek fiyata satayım derken aslında evdeki bulgurdan olduğunun farkında değil. Yani birazcık bizimle gidip oralara eğer gideceksek yani böyle bir şey cesaretimiz varsa onları da eğitip ya bak bunu böyle yaptın ama gel şöyle yapalım. İşte bunu böyle yapma. Bak şudur budur gibi
bir sürecin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii evet. Çok uzun dönemli ve ütopik bir şey bu düşünce ama yani. Hani en azından kulağımızda bu bile oluyorsa, yani çünkü bilmiyorum, köylülük çok güzel bir şey, çok güzel bir ruh, yani çok saf ve temiz şeyler de var aslında orada. Onlarla zaten şehir birleştiği anda zaten her şey çok güzel bir tarafa gidiyor. Yani biz burada köy olmadan bir hiçiz. Şimdi bu korona meselesi nedeniyle mesela herkes işte bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğiz, aman da işte ne kullanalım falan diye böyle deliler gibi yayınlar yapıldı, şeyler oldu. Ama mesela hiç kimse şunu konuşmadı. Şu anda ekim zamanı. Bunlar ekilebildi mi? Ne oldu? Marketler açılıyor. Biz marketlere akın ediyoruz. Konserve alıyoruz. İşte gerekirse kuru bakliyat alıyoruz vesaire. Ama o konservede bir şey de üretilip o konservenin içerisine giriyor. Yani kimse şunu düşünmedi. Ben 3 ay sonra acaba markete gittiğimde raflar boş olabilir mi? Olabilir. Yani iş birazcık artık buralara da geldi. Yani böyle bir farkındalık da bence oluşuyor olması gerekiyor. Evet. Ve o yüzden hani Atatürk'ün çiftçi vesaire, ya bunları hep destekliyor olmamız gerek. Evet, ki aynen. Biz markete gittiğimizde bir şey bulalım. Aynen. Hep şey, oradan geliyor. Müge, saati var mı sende? Ben yanıma saat almadım. 6 dakikamız kaldı. 6 dakika. O zaman yorum kısmını açayım, açıyorum ben. Tamam, açalım. Tamam. Bence keyifli bir, çok keyifli bir sohbet oldu. Sen bir de evet, şeye gidiyorsun. Organik pazara gittiğini biliyorum. Organik pazardan alışveriş yaptığını biliyorum. Evet. Orada da organik pazardan alışveriş yapma dinamiği de var değil mi? Yani sabah erken saatlere gidiliyor genelde. Evet ya, organik pazarı ben çok uzun zamandan beri gidiyorum. Yani şimdi böyle yaşım ortaya çıkacak ama. Yani ne bileyim, böyle 10 sene falan olmuştur yani. Çok ilk kurulduğu zamanlardan beri neredeyse şey yapıyorum, gidiyorum. Ya şey çok güzel. Ben mesela YouTube'da bununla ilgili bir bölüm çekmiştim. Ama tabii ki böyle çok fazla insanı ilgilendiren bir bölüm olmadığı için çok az izlenen videolardan bir tanesi olmuştu. Ama yine de ben bu tarz içerikler çekmeyi seviyorum. Ya pazara gitmek o kadar güzel bir şey ki. Oradaki sen üreticini tanıyorsun. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim bu bir seçim hakkımız. Yani ben yediğim şeyi kimin ürettiğini bilmek istiyorum. Yani nasıl biri üretiyor benim bu yediğim şeyi? Sen sonuç olarak hiç tanımadığın birinin evine gidip yemek yiyor musun? Yemiyorsun. Hep sevdiğin insanların, arkadaşlarının evine gidiyorsun. Çünkü onlarla beraber ortak bir yapın olduğu için. Ve ben sebzemi meyvemi alırken onu kimin ürettiğini bilmek istiyorum. Onunla bir hoş sohbet yapmak istiyorum. İşte Fatma anne nasılsın? Nasılsın bugün? Nasıl geçti günün diye sormak istiyorum. Bugün ne var? Aa işte şudur budur gibi sohbet etmeyi seviyorum. İşte öbür tarafa gittiğimde, aa Ali abi bak işte rezanelerim bitmiş, işte şu vardı bu vardı gibi gibi. Ya bu sohbeti yapıyor olmak mesela beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü süpermarkette o his yok. Yani tabii ki süpermarkete de gidiyoruz. Bu arada işte şey demek istemiyorum asla. Hani pazara gidilsin, işte şu olmasın, paketli ürünlere kesinlikle karşıyız gibi değil. Zaten benim birazcık anlatmaya çalıştığım şey de bu. Her şeyin dengesinin kuruluyor olması. Tabii ki de süpermarkete gideceğiz. Ama bu connection'ı da, yani bu bağlantıyı da asla koparmıyor olmamız lazım ki yediğimiz şeyler gerçekten çok önemli. Yani hafife atılmaması gereken şeyler. İşte menşeini okumak, o organik pazardaki muhabbetler. Yani benim mesela yıllardır organik pazar dostlarım var yani. Oraya gittiğimde görüyorum. İşte orada bir çay içiyoruz, bir sohbet ediyoruz. İşte belki bir işte 3-5 poğaça yiyoruz, börek yiyoruz. Ve sohbet ediyoruz. Ve o kadar güzel şeyler konuşuluyor ki bu arada orada. Orası böyle bir şey gibi hani. Bir etkinlik gibi benim için. Yani sadece alışverişin de ötesinde bir şey. Zaten o yüzden çok güzel bir yer. O yüzden bu tarz işte böyle pazarlar, sergiler, etkinlikler yapıyor olmak ve bunlara destek veriyor olmak çok güzel bir şey. İşte vaktimiz çok az. Müge Boz kitap yazacak mı diye soruyorlar. Ya, kitap yazıyorlar hatta. Sürprizi söyleyeyim mi o zaman? Söyle. Yazmaya başladım. Süpersin. Ya zaten bir yazmaya başlamıştım aslında ama şimdi birazcık daha kafamda derli toplu bir hale getirdim. İlk başlığımı yazdım. Birazcık işte böyle hem beslenme hem konusu da sürpriz olsun o zaman. Efendim? Konusu sürpriz olsun istersen. Aynen, tamam, konusu sürpriz olsun. Çünkü her an şey değiştirebilirim. En azından bir iyice çerçevesi otursun da. Ondan sonra şey yaparım, devam ederim yani. Çünkü çok fazla söylemek istediğim şey var. İşte biliyorsun, insanın böyle kafasına çok fazla şey olunca onları böyle bir patikaya oturtup aktarması şey oluyor, zor oluyor. İşte elimden geldiğince. Kaç dakika kaldın İlge? Ben Vina'yı da sormak istiyorum ama.
Kaç dakika kaldı? 2 dakika kaldı. Vina'yı da sormak istiyorum. Yani yeni annesin aynı zamanda. Vina'nın beslenmesinde dikkat ettiğin şeyler var mı? Yani izleyenler arasında anneler var diye düşünüyorum. Tabii ki var. Yani işte elimden geldiğince zaten ben de aşağı yukarı bu şekilde beslendiğim için Vina'yı da o şekilde besleyeceğim ve bir tık daha da hani üzerine çıkmayı düşünüyorum kendi beslenme tarzımın. İşte püreleri olsun, işte yoğurt mayalamak, hangi yoğurt seçimi veya sebzelerin seçimi, sebzelerin işte kök bitkisi mi, toprak üstü bitkisi mi olmasının işte dengesi, kemik suları vesaire vesaire derken böyle bir kafamda şeyim var. Bir takım planlarım var bakalım yavaş yavaş. İlk yoğurtla başladık şimdi. Yoğurt mayalamayla başlayan serüvenimiz devam edecek bakalım inşallah güzel bir şekilde. Ben de heyecanlıyım. Sen yorumları okuyabiliyor musun? Ben... ufak ufak okuyabiliyorum. Ya biz aslında şeyden bahsetmedik. Birkaç kişiden hızlıca geçiyor. Tam okuyamadım ama. Parayla... Rüyalardan beslenmede nasıl faydalanabiliriz demişler. Yok parayla. Evet, bu da çok ayrı. Birisi şey yazmış parayla deneyimden bahsediyor. Biz öyle bir şeyden bahsetmedik. Yani paralı olan yani kırsala yerleşebilir gibi bir şey demedik. Öyle bir şey mi anlaşılmış şöyle? Bilmiyorum. Evet ben de anlayamadım. Aynen. Mina değil, Vina değil mi? Evet, Vina. Yukarıda uyuyor. Çok teşekkürler. Vina uyuyor şu an. Müge çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Umarım bizi izleyenler de bir şekilde... yani tabii ki bu çok genel geçer bir şey oldu, sohbet oldu. Ama şöyle ufak bir giriş yapmış olduk. Umarım ileride daha böyle derinlemesine hani... Sadece mantarlar işte. Sadece uçucu yağlar. İşte. Uçucu yağların ya. Kozmetikte kullanımı, uçucu yağların yiyeceklerde kullanımı gibi gibi böyle daha konu, alt başlıkları evet, biraz daha genel... detaylandırarak geçebiliriz. Aynen. Evet inşallah. Artık inşallah yüz yüze yaparız. İnşallah. Aynen. Fazla öbür yamacında ve bu yamacında. Zaten planlarım var biliyorsun. Onlarla ilgili evet. Zaten konuşacağız en kısa zamanda. Tamamdır. Tekrar çok teşekkürler. Herhalde bitti. Herkese yani. Çok teşekkürler. Herkese katılımları için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sürtürü lisan ettiysek affola. Umarım bu da arayanlara, bu konuları düşünenlere şifalı bir muhabbet olmuştur. Eşine Caner'e de çok selam. Görüşmek aynen. Üzere. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bay bay.